radardan düşmeyen şarkılarıyla gündemde olan sanatçı Hande Yener'le yapmış olduğumuz samimi röportaj ekranlara gelecek. Sizin şarkılarınızla coştuk. Özellikle Bodrum şarkısıyla. Süperdi. Çok teşekkürler. Bodrum evet gerçekten her yerdeydi. Hatta Çeşme'dekiler de Bodrum'u kabullendiler. Bu çok güzel bir şeydi. Ben sormak istiyorum. Hande'ye güzel neler oluyor? Görüyorlar mı seni? Sormak istiyorum. Hande'ye neler oluyor? Neler oluyor? Akışına bıraktım hayatımdaki her şeyi. O yüzden de sürekli değişen şeyler oluyor. Müzik var. Bol konserli bir dönem. Pop albümü yaptım biliyorsunuz. Çok yoğun. Çok yoruldum inanmaz. Terli terli tekrar koşulamaz. Başka şey yok aşk var yüzümde. Unutsam bütün yok içinde. Sıkılmıştım zaten inadına. Düşen bir parça sen suratına. Bütün bu birikimler çıkıyor şu anda. Yani dünyaya bu iş için geldiğimi düşünüyorum. Başka bir şey olduğu yok yani. Sadece müzik ve müzik aşkı var. O çok fazla yansıyor son albümlerde. O yüzden çok mutluyum ben de. Çok güzel gidiyor her şey. Peki bu son albümümüzde Uzaylı şarkısına klip çektiniz. Bu proje nasıl gelişti? Aslında remix albüm yapıyorduk bu yaz için. Bütün işte bu Sopa'nın, Bodrum'un falan. Ve o sırada yeni bir şarkı daha mı yapsak? Çünkü Bodrum çok her yerdeydi ve o enerji gerçekten çok yüksekti. O enerjinin biraz daha üstüne çıksak diye düşündük ve bir anda remixleri yaparken yeni bir şarkı daha albüme ekleyelim dedik. Çünkü bütün yaz birçok albüm dinlendi ve tüketildi. Şu an okullar açılmak üzereyken falan yeni bir şarkı olsun diye düşünürken Uzaylı da çıktı ve remix albümü ekledik. Yine söz ve müzik Sinan Akçıl'a ait. Albüm kapağı çok başarılıydı. Teşekkür ediyorum. Korkanlar olmuş ama. bence de çok güzel. Ben de çok seviyorum. De çok her şey gelişiyor bir şekilde. Benim de fotoğraf çekimlerindeki tavrım, duruşum, her şeyim değişiyor. O yüzden de ben de çok seviyorum şu anda Uzaylı albümünün kapağını. Kendimi böyle genç, diri görmekten hoşlanıyorum. Zaten öylesin. Yok gerçekten zaman her şeyi yok ediyor ama siz yerine koyabiliyorsunuz eğer bazı şeyleri kafaya takmışsanız, eğer bazı şeylere inanıyorsanız. Ben çok inanıyorum çünkü sporun gerçekten genç ve dinamik yaptığına. Şu an 34 bedenim. Ve kafa yapısını yani çok değiştiriyor spor bir de. Ve tabii ki müzik. Her ikisi birden insanı kat be kat iyileştiriyor, gençleştiriyor, mutlu ediyor ve bağımlı yapıyor. Her günüm beni var. Her birinin bir sebebi var. İçindeki yanlışı zincire kadar. Ama aşk böyledir. Öyle.
bize giyim tarzınızdan bahseder misiniz? Yani kendim gibi giyindiğimi düşünüyorum. Kendim olmak istediğim gibi. Kemal de oldu zaten bütün stylingimi hazırlıyor. Ama beni de tanıyor tabii ki. Benim tarzıma uygun şeyler tercih ediyor. Bilmem böyle işte kendimi nasıl rahat hissedersem öyle kılıklar. Tabii ki modayı da takip ediyoruz, trendleri. Ben size ya bir tulum tasarladım. Diktim getirdim. Aslında ben tasarımcıyım. Evet şu anda. Ve sahneye çıkıyorum bu arada. Çıkmadan önce verseydin keşke. Şimdi giyerdim. Ve 36-34 beden diye tasarladım. Evet bakın benim elbisemin aynısı. Aa çok teşekkür. Boyunu biraz uzun tuttum. Türkiye'de bir tek sende ve bende mi var? Aynen. Çok harika, çok naziksin. Süper bir hediye. Giyeceğim bunu. Tamam. Çok teşekkür.